Zaten ben öldüm ya. Abi defa da hiç kesin. Turuncusu ayrı. Hangisini istiyorsan sen bakarsın. Bu da bunlar mı? Geziyor bayağı. Baba oluyor. Bir oturur. Sen öde. Yine güzel. Geçen de var. Gel abi. Filmlerin filmlerini. Filmlerinde çalmış. Ayrıca bu yok. Geçen başladı. Köyümüzde daha önce doğru dürüst hizmet gelmiyordu. 2014 yılından beri köy mü mahalle mi sorunu vardı burada. Benden önceki muhtarlar da aynı sıkıntıyı yaşadı. Belli bir köyümüzün belli bir yeri mücevher alanındaydı. Özel idareye gittikleri zaman belediyeye yönlendiriyordu. Belediyeye gittiği zaman özel idareye yönlendiriyordu. Yani kısacası biz hiç hizmet alamıyorduk. Yani köyümüzde ne altyapı var, park yok, doğalgazımız yok. Yani bütün her şeyden mahrum kalmıştık. Ama şu anda tabii biz bunu 2014'ten bu yani benden önceki muhtar arkadaşlar da mücadele verdi. Demek kısmet bana geldi. Bizim heyeti olarak arkadaşlarla beraber mücadele verdik. Köylülerle beraber mücadele verdik. Ondan sonra tabii şey yaptıktan sonra imza aşamasına geldik. İçişleri Bakanlığımızla görüştüm. Ondan sonra dedi ki bu evrakları tamamlayın. Getirin. Biz de ona göre değerlendireceğiz. Evrakları tamamladık. 491 tane imza topladım. Köylü destek verdi. İmzayı da bitirdik. Yani dün 8 Mart'tan itibaren tuttuk. Bu sefer de referandum yaptık. Referandumdan sonra da işte 417 katılım oldu. 314 evet oyu çıktı. 99 hayır oyu çıktı. Yani büyük bir evet oyu çıktı. Yani hayır da çıkmayabilirdi. Yani biz bunda emindik %100 evet çıkacağına. Yani bu bütün sorunlarımıza, altyapımız, doğalgazımız, çocuk parkımız, yani akla ne geliyorsa sorunlarımız var. İnşallah bundan sonra biz bu referandumu da evetle sonuçlandırdık. Bundan sonra inşallah hayırlısı olur. Artık Nisan'ın 15'inde en geç mahalle olup gerekli şeye kavuşuruz bundan sonra. Yıllardan beri köyümüze zaten hizmet gelmiyordu. Altyapımız yoktu. İl özel idareye gidiyoruz. İl özel idare diyor siz mücavir alanları içerisindesiniz. Sizin hizmetinizi belediye yapmak zorunda. Belediyeye gidiyoruz. Belediye diyor ki köy statüsündesiniz. Yani bize hiçbir tarafta hizmet gelmiyordu. Bugüne kısmet oldu. Yeni muhtarımıza kısmet oldu. Allah razı olsun. İyi çalıştı. Köylü de destek verdi. Gereken mercilere başvurdu. Sonuç referanduma gitti. Büyük bir çoğunlukla evet çıktı. Beklentimiz bundan sonra köyümüze hizmet gelmek. İşte artık daha mahalle diyelim biz buna. 7 kilometre, 8 kilometre biz merkeze yakınız. Altyapımız yoktu. İşte muhtar çabalarıyla biraz bir şeyler yapmaya çalıştı. Memnunuz. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah memnun oluruz. Hizmet bekliyoruz bundan sonra. Sorunlarımızın çözülmesini bekliyoruz. İç hizmet alamadığımızdan dolayı böyle bir referanduma başvurduk. Sağ olsun muhtarımız da Hıdır abi de evet hayır oyu kullanarak bu hizmeti gerçekleştirmeye bir adım atmış olduk. Ve köylünün desteğiyle de bu seçimi kazandık, şey yaptık. İnşallah bundan sonra köyümüze yetkililerimizden belediyemizden iyi bir destek bekliyoruz.